Merhaba arkadaşlar geldik enzimlerle ilgili ikinci testimiz kazanım kavrama 8. testimize. Şimdi direkt hiç başlayalım hiç konuşmadan diyor ki birinci soruda yukarıda verilen tepkimeleri katalizleyen enzimler için diyor hangileri ortaktır? Şimdi biri nişastayı parçalıyor biri yağı parçalıyor değil de proteini diyor ki hidroliz reaksiyonlarında yer alma. Şimdi bu reaksiyonların hepsi hidroliz mi? Evet hidroliz neydi? Su ile parçalamaydı değil mi? Hepsinde su kullanılıyor mu? kullanılıyor. O zaman bu ortaktır. Asitli ortamda görev alma. Şimdi nişasta arkadaşlar bizim ağzımızda ve bağırsaklarımızda parçalanır. Ya yine bağırsaklarımızda parçalanır. Protein ise midede. Midede asitli ortam varken diğerlerinde arkadaşlar bazik ya da nötr ortam vardır. Dolayısıyla asitli ortamda görev yapma ortak değildir. Protein yapısında olmak tüm enzimler protein yapıldır. O yüzden bu ortaktır. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 denizli şıkkı olur. İkinci soru. Dök yukarıda verilen tepkimelerde yer alan A, B, C enzimleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi A enzimi A substratını ürüne dönüştürüyor ama bu olayın tersini de yapabiliyorlar. Bakın dikkat ederseniz hepsi olayları tersine yapabiliyor. Diyor ki substratlarına özgüdür. Evet hepsi belirli bir substratı bağlamış değil mi? A, B, C'ye bağlamış. Doğru. Reaksiyon sonunda değişmeden çıkar. Evet hiçbiri değişmemiş arkadaşlar. Doğru. Aynı apoenzim yapısındadır. Şimdi apoenzim nedir? Apoenzim enzimin protein kısmıdır ve enzimin protein kısmının farklı olmasıyla farklı enzimler ortaya çıkar. Dolayısıyla aynı apoenzim yapısında olsaydılar o zaman hepsi aynı enzim olurdu arkadaşlar. Bu yanlıştır. Her birinin apoenzim kısmı birbirinden farklıdır. Çift yönlü çalışır. Dikkat ederseniz reaksiyonu çift yönlü olarak yönetmişler. Doğrudur. Farklı substratları etki ederler. Hepsi farklı substrata etki etmiş. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı olacak. Enzimlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan bölge apoenzim kısmıdır unutmayalım. Üçüncü soru. Bir grup enzimin çalışma mekanizmasını gösteren şema verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. E3'ün ürünü E5'in substratıdır. Bakalım arkadaşlar. Bakın E3 neyi oluşturmuş? O'yu. E3'ün ürünü O. E5'in substratı ne? O. O zaman bu doğrudur. E5 tersinir çalışır. E5'e dikkat ederseniz arkadaşlar çift yönlü çalışıyor. Bakın o zaman tersinir çalışır. Doğru. L substratından farklı ürünler oluşabilir. L'ye bakıyorum. Bakın L'den hem M oluşuyor hem de O oluşuyor. O zaman farklı ürünler oluşabilir. Doğru. E1 görev yapmazsa bakın E1 görev yapmazsa diyor ki M ve O oluşabilir. Şimdi arkadaşlar E1 görev yapmazsa L oluşamaz. L oluşmazsa M ve O da oluşamaz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Burada oluşabilir diyor. O yüzden bu yanlış. E4 denatürü olursa M oluşabilir. Şimdi E4 M'yi neye dönüştürüyor? Şimdi E4 olmazsa eğer ortamda M birikir. Dolayısıyla M oluşabilir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz ama N oluşamaz. Yani Ni de oluşamaz. O yüzden bu doğrudur. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı olur. Dördüncü soru. Grafikte KLM enzimlerinin çalıştıkları pH aralıkları gösterilmiştir diyor. Buna göre diyor hangileri söylenebilir? K ve M'nin çalış K M'nin çalıştığı aralıkta çalışamaz. Şimdi K'ya bakıyorum. K 0 ile 6 arasında çalışıyor. M 8 ile 14. O zaman K M'nin çalıştığı aralıkta çalışamaz. Bu doğru. Eğer çalışabilseydi zaten grafikte onu gösterirdi. M'nin pH toleransı K'dan fazladır. Şimdi bakalım. Bakın K 6 ile 0 arasında çalışıyor ya toleransı 6. Çünkü 6'dan 0'ı çıkardım. M'nin arkadaşlar 8 ile 14 arasında çalışıyor. 14'ten 8 çıkardım 6. O zaman M'nin pH toleransı daha fazladır diyemiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Çünkü ikisinde de eşit çıktı. K enziminin bazik pH'a e duyarlılığı. Bakın K'nın bazik ortama duyarlılığı L'den fazladır demiş. K'ya baktığım zaman K'nın bazik ortamda çalışması yok değil mi? Dolayısıyla K'nın bazik pH'e duyarlılığı L'ye baktığımız zaman L bazik ortamda çalışabiliyor. O zaman L'den daha fazladır. Bu doğrudur. Cevabımız ne olacak? Denizli şıkkı 1 ve 3 olur arkadaşlar. Beşinci soru. Aşağıdaki deneyde bir karaciğerin 3 eşit parça alınmış. Bir karaciğerden 3 eşit parça alınmış. Parçalardan biri ezilmiş. Diğeri kıyılmış. Kalan parça da kuşbaşı doğranmıştır. Daha sonra tüplere eşit miktarda hidrojen peroksit ilave edilmiştir. T zaman sonra birinci tüpte oluşan oksijen miktarının diğer tüplerden daha fazla olduğu gözlenmiştir. Diyor ki deney sonucuna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Şimdi arkadaşlar burada direkt diyeceksiniz ki hocam substrat yüzeyi. Bakın substrat yüzeyi değil. Substrat yüzeyi değil. Neden? Burada substrat ne? Burada substrat H2O2. Bakın eşit miktarda H2O2 veriliyor. Burada e, temel sebep ezilmiş olan karaciğerden arkadaşlar daha fazla katalaz ortaya çıkar. Çünkü ezilen karaciğer daha böyle parçalara ayrıldığı için oradan daha fazla katalaz ortaya çıkar. Dolayısıyla enzim miktarının artışı reaksiyon hızını artırır diyeceğiz. Yani cevabımız Bursa olacak. Bakın bu soruya dikkat edin. Bu soru sizi düşüren bir sorudur. Burada hemen ezilmiş, kıyılmış, bilmem kuşbaşı gördüğünüz zaman substrat yüzeyine gidiyorsunuz ki zaten A şıkkında da substrat yüzeyini vermiş. Substrat yüzeyine gitmiyoruz arkadaşlar. H2O2'yi gördüğün zaman enzim miktarı gelecek aklına. Eğer sana böyle ezilmiş, kıyılmış vermişse seni substrat yüzeyine düşürmek istiyordur. Substrat yüzeyine gitmiyorsun. Enzim miktarı ile ilgili şıkkı arıyorsun. Dolayısıyla cevabımız Bursa şıkkı enzim miktarının artışı reaksiyon hızını artırır diyoruz. B şıkkı olur. Geçelim 6. sorumuza. Bir enzim monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde moleküllerinden hangileri kesinlikle oluşur? Şimdi bakın enzimin yapısını ben şurada göstereyim size. Şimdi enzimin bir protein kısmı vardır. Bir de yardımcı kısmı vardır. Şimdi bu yardımcı kısım her enzimde olmayabilir arkadaşlar. Bileşik enzimlerde var sadece yardımcı kısım sadece proteinden de oluşabilir ama bizde sorularda genelde bunlardan çıkıyor. Yani bileşik enzimlerden çıkıyor. Protein olan kısım tüm enzimlerde ortaktır ve biz buna apoenzim diyoruz. Apoenzim. Yardımcı olan kısım ise bazı enzimlerde organik madde gelip yardım, yardımcı kısım olarak bağlanıyor. Bazılarında da inorganik madde gelip bağlanıyor. Şimdi organik madde olarak vitaminler bağlanır arkadaşlar. Vitamin, İnorganik madde olarak da mineraller bağlanır. Eğer vitaminler yani organik maddeler gelip bağlanıyorsa biz buna koenzim, koenzim. Eğer inorganik madde gelip bağlanıyorsa buna da kofaktör diyoruz. Kofaktör. Bize diyor ki parçalandığında diyor hangileri kesinlikle oluşur? Bir kere ben bunu parçaladığım zaman protein olan kısım tüm enzimlerde var mı? Var. O zaman amino asit kesinlikle oluşacak mı? amino asit oluşacak. O zaman amino asiti alıyorum. Vitamin ve mineral demiş. Arkadaşlar bakın vitamin oluşabilir, oluşmayabilir. Çünkü bunlar kesinlikle bağlanır diye diyemiyoruz. Ya vitamin bağlanır ya mineral. Bize kesinlik sorduğu için vitamin ve minerali almıyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 3 olacak. Şöyle sileyim. Şıklarımız görülsün. Cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. Yalnız 3. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki bir bileşik enzimin yapısı verilmiştir. Az önce anlattığım kısım. Diyor ki buna göre bileşik enzimler için hangisi doğru, hangisi yanlış olur? Apoenzim amino asitlerden oluşur. Apoenzim için protein dedik değil mi az önce? Bu doğrudur. Amino asitlerden oluşuyor. Yardımcı kısım organik ya da inorganik yapıda olabilir. Evet vitamin organik, mineral inorganik Bu da doğrudur. Demir, magnezyum gibi iyonlar kofaktör olarak kullanabilir. Şimdi demir ve magnezyum nedir? İnorganik madde. İnorganik madde gelip bağlandığında kofaktör diyorduk. Doğru. Apo enzimin yapısı substrata göre farklılık gösterebilir demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Apo enzim protein kısım zaten enzimin çeşitliliğini bu belirliyor. Substrata göre farklılık gösterir. Doğru. Tüm tepkimelerde bileşik enzimler görev alır demiş. Hayır bakın. Basit enzimler de vardır. Basit enzimler de yani sadece protein kısmından oluşan enzimler de vardır arkadaşlar. Dolayısıyla böyle demesi yanlış olur. Cevabımız eşit. 8. Bir hücrede enzim sentezine bağlı olarak verilenlerden hangilerinin miktarı azalabilir? Şimdi enzim yapısında ne vardı? Protein. Proteini yapısı ne oluştu? Amino asit. O zaman enzim sentezine bağlı olarak amino asit yapısı miktarı azalabilir. Su azalır mı arkadaşlar? Azalmaz değil mi? Neden? Çünkü protein sentezlenirken su oluşuyor. Azalmıyor. Dolayısıyla bu azalmaz. Peptit bağı. Şimdi amino asitler bir araya gelirken Peptit bağını oluşturuyorlar. Dolayısıyla peptit bağı da azalmaz, artar. Ribozom zaten değişmiyor, miktarı değişmiyor. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Azalan olan yalnız bir aşık olur. Dokuzuncu soru. Yukarıda verilen tepkimelerde yer alan enzimler için ifadelerinden hangileri söylenebilir? Şimdi bakın. Proteini enzim 1 polipeptide parçalamış. Polipeptidi enzim 2 dipeptide dipeptidi de, de enzim 3 aminoasite parçalamış. O zaman bunlar takım halinde çalışabilir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyor ki peptit bağlarını etki ederler. Doğru değil mi? Hepsi protein e, parçalamış. Doğru. Çalışması için su gereklidir. Bakın su var hepsinde. Doğru. Takımlar halinde çalışır. Evet dikkat edersen hepsi birbirinin devamı şeklinde. Dolayısıyla takım halinde çalışır. Doğrudur. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. 10. soru. Enzimlerle ilgili İfadelerinden hangileri yanlıştır? Hangisi yanlıştır demiş. Enzimin substrata geçici olarak bağlandığı ve etki ettiği bölge aktif merkez denir. Bu doğrudur arkadaşlar. Aktif bölge enzimin substrata bağlandığı bölgedir. Tüm enzimler çift yönlü çalışır demiş. Bakın enzimlerin tamamı çift yönlü çalışmak zorunda değildir. Mesela özellikle sindirim enzimleri çift yönlü çalışmaz. Biz mesela yediğimiz bir ekmeği tekrar geri oluşturabiliyor muyuz? Hayır. O zaman sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Çift yönlü çalışmaz. Bu yanlış. Enzimler hem hücre içinde hem hücre dışında çalışabilir. Doğru. Enzimler tepkimelerden değişmeden çıkarlar. Bunu da söylemiştik. Genel özelliği doğru. Zamanla yapısı bozulan enzimler amino asitlere kadar yıkılır. Yani parçalanır. Bu da doğrudur. Ama Bursa şıkkı yanlış. Tüm enzimler çift yönlü çalışmaz. 11. Bileşik enzimlerle ilgili diyor. Hangileri yanlıştır? Az önce anlattım değil mi bileşik enzim yapısını? Protein kısmına apenzim denir dedik. Doğru arkadaşlar. Yardımcı kısım kesinlikle organik bir madde oluşturur. Bakın ne dedim? Organik de olabilir, inorganik de olabilir. Burada kesinlik demiş. Bu yanlıştır. Apoenzim inaktif olup yardımcı kısım olmadan görev Yapamaz. Doğrudur arkadaşlar. Apoenzim eğer bir yardımcı kısım bağlanmıyorsa bileşik enzimlerde görev yapamıyor. Çünkü inaktiftir. E, aktif hale gelebilmesi için yardımcı kısmın bağlanması lazım. Doğrudur. Bize yanlış olanı soruyor. Yanlış olan 2 numaradır. Cevabımız bursa şıkkı. Yalnız 2 olur. Evet böylece enzimlerin testini de bitirdik. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.